Trakya'nın sarı gelini taban fiyat bekliyor. Çukurova'da hasat bitti. Bugünlerde Trakya'da, daha sonra Anadolu'da başlayacak ayçiçekle ilgili daha taban fiyat açıklanmadı. Geçtiğimiz yıllarda sahada olan ve devamlı gündemde olan Tarım Bakanı ve Ticaret Bakanı'nı bugünlerde sahada göremiyoruz. Çünkü üretim fazla. Üretim fazla olduğu zaman bakanlar kendilerini kuma gömüyorlar. Bakınız, ayçiçek üretiminde geldiğimiz noktaya baktığımızda ülkemiz net ithalatçı konumundayız. Buna rağmen daha yapılan bir şey ortada yok. Hindistan'a bakıyoruz. Hindistan Başbakanı Modi geçtiğimiz günlerde ülkenin 8,5-10 milyar dolara yaklaşan ayçiçek türevlerinin ithalatını engelleme adına yaklaşık 110 milyar rupilik, yani 1,5 milyar dolarlık bir destekleme politikası uyguluyor. Aynı zamanda Hindistan nüfusuna bakıyoruz. 1 milyar 400 bine yakın nüfusu olan Hindistan, 8,5-10 milyarlık ithalat önüne geçmek için 1,5 milyar dolarlık ilave destek paketi açıklarken 84 milyon, yani Hindistan'ın 16'da 1 nüfusa sahip olan Türkiye'de ise tam tersine kendi çiftçisini değil yabancı çiftçileri destekliyoruz. Bakınız, hasat döneminde buğdayda, arpada çiftçi tam para kazanacak derken kapılar sonuna kadar açıldı. Toprak Mahsul Ofisi'nin eliyle sıfır gümrüklü ithalat kapısı yapıldı, ithalat yapıldı. Şimdi aynı şekilde yine Cumhurbaşkanlığı'nın kararnamesiyle sıfır gümrüklü ayçiçeğe kapılar sonuna kadar açık. Yani siz kendi çiftçinizi değil yabancı çiftçiyi destekliyorsunuz. Ve net ihracatçı konumunda olan Rusya ayçiçek ihracatına da buğday ihracatına da ek vergiler koyarken biz ne yapıyoruz? Vergilerimizi sıfıra indiriyoruz. Bir an evvel gümrük vergisinin %27 olan eski oranına çıkartılması, yine gümrük tarife kontenjanın 1'e 1,5 olarak belirlenmesi, yine aynı şekilde destekleme politikasında da çiftçiye ayçiçekteki ürün bazında verilen 50 kuruşluk desteğin 1 liraya çıkartılması acilen gerekmektedir. Ama biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yapmıyoruz. Ayçiçek üreticisi perişan. Bakınız, geçen yıl %158'e yakın olan DAP gübresinin artışıyla beraber %123 üre gübresi artışı var. İlaçta %75 artış var ama çiftçiye geldiği zaman ise hiçbir şey yok. Kafamızı kuma gömmüşüz ve 3 maymun oynuyoruz. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Ve bakınız, Hindistan 1,5 milyar dolar ek bütçe uyguluyor. Neden? 8,5-10 milyar dolar ithalatı varmış diye. Dertlenmiş Sayın Başbakan ama bizim yetkililerimiz ise hiç dertleri yok, tasaları yok. Tamamen Rusya'dan, Ukrayna'dan ve diğer ülkelerden ithalatın önünü açmışız. Buna bir an evvel dur dememiz lazım. Bunu dur demek için de bakanlıkları sahaya davet ediyoruz. Gelin, ayçiçek üreticisi perişan ve bu yıl 1 milyon 700 bin ton civarında üretim olacak. Ama bu üretime karşılık hala daha taban fiyatı ortada yok. Yani siz kimi destekliyorsunuz, kimi savunuyorsunuz ben merak ediyorum. Çiftçimiz bir an evvel en az 6 lira taban fiyat bekliyor. Ve 6 lira taban fiyat verdiğiniz takdirde yine gümrük tarife kontenjanında 1'e 1,5 oranın getirilmesi, ilave olarak da gümrük vergisinin %27'ye eski orana çıkartılmasını bekliyor. Ancak o zaman çiftçinin yüzü gülecek. Aksi takdirde çiftçimizi küstüreceğiz. Ve gelecek yıl ayçiçek üretiminin bana göre daha da düşeceğini görüyoruz. Geçen yıl 1 milyon tonlar civarında olan ayçiçek üretimi bu yıl 1 milyon 700 bin lira kadar çıktıysa işte geçen yılki çiftçinin para kazanmasındandı. Ve çiftçi para kazanmazsa toprağa küsüyor, üretime küsüyor. Bir gün gelecek üretim yapan çiftçiyi bulamayacağız. Onun için yol yakınken gelin bu ilave tedbirleri alın ve çiftçimizin yüzünü güldürün diyoruz. Dur sen.